Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dora. Bugün sizlerle birlikte DSCuber kanalımda bu MF2C'nin kutu açılımını yapacağım. Evet arkadaşlar, ben aynı zamanda az önce bunun İngilizcesini de yaptım. Şimdi tekrar bunun kutu açılımını çekiyorum. Arkadaşlar MF2C'yi AliExpress üzerinden aldım. Yaklaşık 20 lira falan. Yani ucuz bir fiyatı var. Benim eski Kubrick 2x2 idi. Eğer biliyorsanız bir arkadaşım önermişti. İnternetten bu arada N11'den 20 liraya alabilirsiniz ondan. 15 liraya, özür dilerim. Arkadaşlar bu Mofang Joyce'nin bildiğim kadarıyla. Yani Moyo'nun yan markası. Şimdi üstten açalım. Ben biraz yuttum şurayı. Şurada ilk önce bir kitapçımız yazıyor. Nasıl yapılır işte. 3x2 nasıl çözülür. Tabii ben nasıl çözüldüğünü biliyorum. O zaman bunu yana koyuyorum. Ve şimdi 2x2'mize geçelim. Şurada gördüğünüz gibi logosu var. Mofang Joe işini. Ola yapayım biraz. Tamam, şimdi gördünüz. Arkadaşlar ilk önce bir renk kontrastına bakalım. Şimdi bence yani yeşille mavi güzel, ikisi beraber kontrast uyuyor. Belki arkadaşlar buradan sarı parlak gözüküyor ama belki sarı ışıktan da o içinde olduğum içindir. Biraz bence biraz sarı soluk gözüküyor. Kırmızı ve turuncu da kontrast iyi olmuş bence. Ve şimdi ise arkadaşlar dönüşe geçelim. İlk önce arkadaşlar çok yumuşak bir dönüşü var. Ve kolayca U2 hamleleri yapabiliyor. Sonra D2 hamleleri yapılabilir. Biraz ama arkadaşlar bir kere vurduğunuzda yani fazla gidebiliyor. Hatta iki, bakın az önce gördünüz mü? Tek burada bakın iki tane alıyor. Ama biraz zorlamayla. Bayağı yumuşak arkadaşlar. Şimdi corner cut'a bakalım. Arkadaşlar rahatça 45 alıyor. Yani rahatça demeyeyim de. Alıyor 45. Ama 40 derece falan alıyor kesinlikle. Reverse arkadaşlar az önce dediğim kadarıyla pek iyi değil. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle alıyor ama bakın takılıyor. Biraz çok böyle. Reverse arkadaşlar. Bu arada reverse arkadaşlar biraz sıkıntı az olduğu için çözümlerde sıkıntı olabiliyor. Şimdi ise bir karıştırma yapıp çözüm yapalım. Bu arada arkadaşlar ben ya LBL ya da yani layer by layer veya orteko kullanıyorum. Hangi duruma göre daha iyi olursa o diye. Mesela şu an arkadaşlar Ortega iyi gözüküyor. O zaman Ortega ile başlayalım. Sarı yüzü aşağı alıyoruz. Ve başla. Allah. Evet arkadaşlar yani ben de böyle çözüyorum. Bu arada biraz yani tensionları iyi aslında. Ne sıkı ne gevşek ama biraz gevşek görünüyor. Ama sıkarmayayım düşünmüyorum. Şehitler güzel bu arada arkadaşlar, beğendim. Belki biraz daha sarı, dediğim gibi parlak olabilirmiş. Arkadaşlar prime internal dediklerimiz böyle prime. Bilmiyorum artık yani iyi böyle içleri var. Ben bu arada bunu büyük ihtimal Z-Loop'la yağlayacağım. Elimde olan tek loop şu an o. Bayağı dediğim gibi bayağı yumuşak dönüyor. Yani büyük ihtimal benim main'im olacak. Bir de main'imi getirip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da benim 2x2'm. Sticker şeklinde arkadaşlar bu daha parlak. Beyaz aynı tabii ki de. Mavi arkadaşlar bu daha parlak sanırım. Sarı aynı gözüküyor. O zaman demek ki sadece bu ışıkla öyle gözüküyor. Kırmızı aynı sanırım. Bu arada arkadaşlar fark ettiğim kadarıyla bu MF2C'nin yani full fit. Yani tam uygun olan stickerlar. İkisi bu normal fit. Normal olan stickerlar. Turuncuları da belki bu biraz daha koyu olabilir. Evet sanırım öyle. Yani bunun arkadaşlar loop koymuştum bu kübriye. Bir de bunun üzerinde 100'den 150'den 200'den fazla çözüm var arkadaşlar. Ben de bunun içine böyle yani şey diyorlar bunun içine. İçini kırıyorlar mı öyle broke it falan diyorlar. İngilizce kutu açımlarında Amerikanlar ya da.
Hani öyle. Dediğim gibi kutuda güzel. Bu arada ben işte kutuları saklıyorum nedense bilmiyorum. Bu arada 2x2 bilmiyorsanız ya aşağıdaki ya videoma ulaşabilirsiniz kanalımdan. Veya şuradaki tabii ki de şeyi okuyabilirsiniz. Verin nereden yalan nereden. Ama işte ben asla bunları bir kere okudum anlamadım. Kesinlikle arkadaşlar çünkü anlatamıyorlar. Tabii ki videolarla daha iyi anlıyoruz. Yani öyle. Bu 2x2 de güzel. Aslında Türkiye'den alacağım diyorsanız alabilirsiniz. Bu da biraz overshoot yapıyor. Yani biraz o sorunu var. Ama bu da yani artık loop gördükten sonra yumuşak dönmeye başladı. Ama tabii ki çok daha yumuşak. Acayip yumuşak. Bu arada tipem de gayet güzel oluyor. Bunda büyük ihtimal arkadaşlar belki ben bunun logosunu yanına başka bir logo da koyar mıyım bilmiyorum. Sanırım bir logo ya da ya koymam ya da bunu çıkartırım arkadaşlar. Kendimi logomu koymam ama büyük ihtimal koymam. Yani arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve daha fazla böyle video gelmesi için abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi hepsine kalp atmaya çalışacağım. Görüşmek üzere ve bay bay.